Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kenar örneği paylaşacağım. Bu kenar örneğimi her yerde kullanabilirsiniz. Bluzingsin kenarlarına, battaniye kenarına, havlu kenarına da çok güzel oluyor. Ondan sonra bebek pazen battaniyelerine, hepsine uyan bir örnek. Kalın bir şey yapacağım. Böyle istekleri de oluyor, biraz kalın bluzlarımızın altına ya da kollarına yapacağımız tür örnekler de istenebiliyor. Onlardan bir tane paylaşayım istedim. Şöyle. Bu arada kanalıma da hoş geldiniz dedim. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirin isterseniz arkadaşlar. Şöyle iki tane zincir çekip düğüm yaptım. Daha sonra şuradan ayarladım arkadaşlar. Şuraya bir örnek sığacak şekilde. Sonra köşeyle beraber devam edeceğim. Örneğim biraz kalın demiştim. O yüzden biraz böyle bir arası var. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bunun aralarını biraz büyük yaptım arkadaşlar. Normalde 3 yaparım, 2 yaparım. Bunun üstüne örnek geleceği için araları biraz büyük yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle döndürüyorum örneğimi. Şu battığım yerin tepesine, ilk battığım yerin tepesine sık iğneyle bağladım. Döndüm şöyle, şu şekil arkadaşlar. Başını doluyorum. Bunun içini dolduruyorum. Sık iğneyle arkadaşlar. Hiç zincir çekmedim. Başta 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yaptım. Bir tane de pardon, yine buraya yapıyorum hepsini. 10 tane doldurdum şöyle. Daha sonra şöyle ayarlayarak şu şekil. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yine şöyle arasını büyük yaparak arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi araları biraz geniş, geniş. Bir şuraya batacağım, bir de oraya tamamlamış oraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Döndürdüm örneğimi arkadaşlar. Hemen şuraya ilk battığım yere. Şu şeye, sık iğnem var, şu battığım yere bir tane sık iğne yaptım. Döndürdüm. Başını donadım. Şöyle hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar burada. Dolduruyorum. İkisini bir, ikisini bir şekilde. 2 3 4 şöyle 5 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine döndüm. Burayı yarım bıraktım. Şuradan sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bırakıyorum. Tam araya battım. 5 buradan bıraktım. 5 bu tam ortasına battım arkadaşlar. 1, özür dilerim. Zincir çekmede döndüm. Şöyle başını doluyorum ve bunun içini yine dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 oldu galiba, yanlış mı saydım? 2, 4, 6, 10 oldu. Şimdi şuradaki en sondaki trabzanın içine şöyle tam şu tepesine şöyle ikili alıyorum ve orayı kaydırarak birbirine bağlıyorum. Gördüğünüz gibi
başını doluyorum. Burayı doldurmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane de doldurdum. 10 oldu toplam arkadaşlar, ikisinin toplamı. Şu şekil tekrar şöyle arkadaşlar, şöyle bağlıyorum buraya. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Hemen şöyle köşemin yakınına battım. Aralarını geniş yaptım. Bunun 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim ve döndüm. Şimdi tam şuraya batıyorum arkadaşlar yine. Örneğimi döndürdüm. Başını doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, döndürdüm örneğimi. Hemen bunun dibine, şu ilk battığım yere arkadaşlar, şu birleştiği yere sık iğneyle battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Özür dilerim arkadaşlar. Bunun yarısına kadar dolduracağım. Döndürdüm. Şu 1 2 3 4 5 tane doldurduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7. Buraya 7 de çekebilirsiniz, 8 de arkadaşlar. Elinizin kalınlığına göre ayarlayın. Şeyli zincirinizin çekme durumuna göre. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 ikisinin arasına 5 5 bırakarak şöyle battım. Döndüm yine şöyle. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar yapalım burayı. Başını doladım. Şöyle 1 2 3 tane yapmış oldum. 1 2 3 sık iğneyle indim aşağıya arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tekrar bir tane bir iki üç tane zincir çektim. Şöyle iki tane yaptıktan sonra şu ikisinin içine batıp şöyle kaydırdım. Pimpirik yaptım. Tekrar bir tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 tekrar aşağıya indim. 1 2 3 zincir. Üç tane trabzan yaptım. Şimdi şu ikiliyi tutuyorum arkadaşlar. Yine en sonda yaptığım şu beşlinin şeyine şu ikili kanadı tuttum. Ve oraya şöyle kaydırarak bağladım. Tekrar yapayım. Tek kanat şey kanadı çıktı ipin. İkili kanadı tuttum arkadaşlar. Şöyle kaydırarak oraya bağladım. Tekrar devam ediyorum şunu doldurmaya. İkili kanadı tuttum ve ipimi kaydırdım. Devam ediyorum buraya. İki, üç, dört, beş. Şimdi tam tepeye batacağım arkadaşlar. Tam tepeye battım. Tepeye batarak
Örneğimi, bu taraftaki örneğimi bitirmiş oldum. Nasıl oldu? Bakalım bir şöyle. Şu şekilde örneğimizi tamamladık. Şöyle bir şeylerini düzeltelim. Şimdi bu köşeye gelmemiz, buradan başlama sebebim, köşeyi de yapacağım böyle. Nasıl bağlandığını yapalım, görelim diye. Köşeleri biraz sıkıntılı oluyor böyle örneklerde. O yüzden buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buraya bağladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Döndüm. Tekrar aynı örneğimi yapmaya devam ediyorum. Şunun için dolduracağım. Dokuz, 10 tane doldurduktan sonra şöyle yaparak belirli ara verip şu şekil örneğime bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Örneğimiz aynen devam ediyor. Değişik bir şey yok. Sadece köşe olduğu için orayı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Döndüm. Aynen buraya yine battım. Bir özür. Battıktan sonra döndürüyorum örneğimi. Şöyle. Başına dolayıyorum ve yine burayı dolduruyorum. 2 3 4 şöyle 5 tane doldurduktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek dönüyorum. Tam şu ikisinin ortasına batıyorum. 2 4 5. trabzanımın arasına batıp şöyle kapattım. Başını donadım. Burayı dolduruyorum arkadaşlar. Aynı işlem tekrar. Değişik bir şey yok burada da. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane doldurduktan sonra hemen şu iki ucu tutuyorum ve onu şöyle kaydırıyorum. Başını donadım. Buraya doldurmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 tamam. 5 tane doldurdum. Şu şekil ara vererek buraya bağladım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir döndüm. Şimdi arkadaşlar bir tane şuraya batıyorum. Dönüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi önlemin şeyi oluşmaya başladı. Şu örneğimin aynısını buraya yapıyorum. Köşeler de daha düzgün dursun diye. Siz de öyle ayarlayın örneklerinizi yaparken. Aralardaki sayıları şu sayıları azaltarak çoğaltarak ayarlayabilirsiniz. Burayı da dolduruyorum şimdi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 6, 7 zincir çektim. Döndüm. Tam şu ikisinin arası arkadaşlar. Şu ikisi birleştiği yere batıyorum. Döndüm. Başını donadım. 1
2 3 4 5 tane doldurdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şimdi şu tam ortaya. Şuradan sayıyorum 2 4 5. Şöyle tam ortaya araya batıyorum. Sık iğneyle bağlıyorum. Döndüm. Şimdi burayı doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç zincir çektim. İçine battım. Sık iğneyle. Bir, iki, üç. İki. Bir, iki, üç. Üç. Bunun içine bir tane pimpirik yapıyorum. Şöyle. Başını doladım. Bir tane daha. Üç trabzan oldu. 1 2 3 sık iğneyle aşağı indim. 3 zincir çektim. Yine 3 tane dolduruyorum. 2 3 Tam şöyle şu en sonda şu yaptığım trabzan ikili yakalıyorum şuradan arkadaşlar. İkili yapıp kaydırıyorum içinde. Doldurmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane doldurduktan sonra yine şu en sondakini tepesinden ikiliyi tutuyorum şöyle kaydırıyorum. Devam ediyorum burayı doldurmaya 5'er 5'er 2 3 4 5. Şimdi aynen yapmaya devam ediyoruz. Örneğimizi. 1, 2, 3, 4 zincir. Arkadaşlar, şimdi ikisi iki taraftan da birer tane yaptıktan sonra örneğimiz şu şekil oluyor. Gördüğünüz gibi tepede gayet düzgün oldu. İkisi de örneğimizi böyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle kalın örnekler bazı yerlerde lazım oluyor. Size lazım olan bir yer vardır elbet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.